Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem. Bu videoda sizlerle bu yaz boyunca yaptığım seyahatlerde, uçaklarda yediğim yemekleri paylaşacağım. Eğer benim kanalımı takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Ben hayvansal ürünler tüketmemeyi tercih ediyorum. Yani vegan bir yaşam tarzını benimsedim. Bu yüzden de uçaklara bindiğimde özellikle uzun uluslararası uçaklarda verilen yemeklerde kendim için özel bir yemek talebinde bulunuyorum. Bu özel yemek talebinde herkes bulunabilir. Havayollarının genelde çeşitli opsiyonları oluyor ve sizin yeme tarzınız standart yeme tarzından farklıysa bu özel yemek seçeneklerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Ben de bu sene zaten Amerika'da yaşıyorum eğer bilmiyorsanız. Bu sene annemlerle buluşmak için önce Paris'e gittim. Orada biraz vakit geçirdik. Oradan da İstanbul'a uçtum. Dönüşte de aktarmalı uçtuğum için yine Paris'e aktarmalı uçtum. Bu nedenle 3 farklı havayolunun değişik vegan yemeklerini deneme şansım oldu. Bunları da video ile çektim ve şimdi sizlerle paylaşacağım. Önce Air France'la yaptığım ilk uçuştan, yani Boston-Paris uçuşundan bahsedelim. Bu uçuştaki birinci öğünde ana yemek olarak domatesli pilav, haşlanmış brokoli, havuç ve mantar vardı. Ben genel olarak mantara zaten çok bayılmam ama bu mantarların tadı ve dokusu oldukça kötüydü. Sebzeler de biraz fazla haşlanmıştı ve tatsızlardı. Yanında gelen salata gayet tazeydi. Kahveye koymak için sütsüz krema da vermişlerdi ama ben sade içtiğim için kullanmadım. Ekmeğin üzerine sürmek için margarin de vardı ama ne yazık ki içinde peynir altı suyu vardı, o yüzden vegan değildi. Salatanın üzerine dökmek için limonlu bir sos da vardı ama tadı çok kötüydü, o yüzden ben salatamı sade tüketmeyi tercih ettim. Tatlı olarak da meyve vardı. Küçük öğünde de biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Solda gördüğünüz elma püresi, aç olduğum için tükettim ama tadı güzel değildi. Ortadaki bagel, yani bir nevi ekmek, ben de üzerine solda gördüğünüz reçeli sürüp yedim. Sağda portakal suyu vardı, gayet güzeldi ve yine ortada gördüğünüz kahve kremasını da kullanmadım. Sonuç olarak aç kalmasam da yemeklerden pek de memnun kalmadım bu uçuşta. Dönüşteki uçuşlarımdan biri yine Air France'laydı. Şimdi o yemeklere bakalım. Tepside böyle önce garip soslu, haşlanmış sebzelerden oluşan bir salata vardı. Ben beğenmedim ama aç olduğum için tükettim. Tatlı olarak fındıklı kek vardı. Tadı oldukça güzeldi. Yine margarin vardı ama bu seferki neyse ki vegan olarak damgalanmıştı. Ekmekle birlikte yedim. Ama ana yemek o kadar kötüydü ki aç olmama rağmen yiyemedim. Çok kötü bir pilav ve mantardan oluşuyordu. Yani kokusu bile çok kötü olduğu için kapağını hemen kapattım. Kahvaltı fena değildi. Yine elma püresi vardı. Yanında da penne şokola, yani böyle çikolatalı kruvasan gibi bir şey vardı. Tadı fena değildi. Son olarak da bir parça bitter çikolata vardı. Yani genel olarak Air France 2 uçuşta da beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi ise Türk Hava Yolları'na geçelim. Kısa bir uçuş olduğu için tek öğün ikram ettiler. Ana yemekte ıspanak yemeği ve pilav vardı. Tadı gerçekten güzeldi. Silip süpürdüm. Yine ekmekle tükettiğim vegan damgalı margarin vardı. Tadı çok güzeldi. Yanındaysa çok lezzetli bir zeytinyağlı fasulye vardı. Tatlı olarak ikram ettikleri meyvelerin tadı açıkçası çok güzel değildi. Bence kesilmiş meyveler yerine muhafaza etmesi daha kolay olan üzüm gibi meyvelerden birkaç tane daha olsaydı daha iyi olurdu. Ama genel olarak ben yemeğimden çok memnun kaldım. Son olarak da açık ara favorim olan Atlas Global'e geçelim. Bu öğünün yanında domates, salatalık, kızartılmış kabak ve patlıcan ve son olarak da taze meyve vardı. Hepsi gayet taze ve lezzetliydi. Ana yemek olaraksa çok güzel domates soslu, sebzeli bir köfte, pilav ve patates vardı ve tadı gerçekten damağımda kaldı diyebilirim. Umarım bu video ilginizi çekmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.